السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور وولاء إن شاء الله، فاز دستور شيخ محمد ناظم حفال، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الله عز وجل قرآن عظيم شانه en büyük mucize olarak gönderdi. İnsanların bütün kainatın sırrı yani onun içinde Allah'ın mübarek kadimi kelamıdır. O da bugün de bazı şeylere yemin eder Allah Azze ve Celle. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ديور الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى الله صدق الله العظيم تين والتين دي İncir. İncir ama incire yemin etmiyor Allah. Vettin dediği Şam'daki Kasyun Dağı'na Tin Dağı derlerdi. İncir Dağı'ydı. Ve Zeytun dedi, zeytin, bizim bildiğimiz zeytin ama ona da yemin değil. Zeytin Kudüs. Zeytinleri orasıdır. Zeytinin memleketi. Ve Tur-i Sinin Sina Dağı, Tur Dağı, bunlar mübarek yerler. Ve hadel beledil emin, bu mübarek, emin, emniyette olunan yer Kabe'yi kastediyor, Mekke-i Mükerreme'yi kastediyor. Yani bu mübarek yerler üzerine yemin ediyor Allah Azze ve Celle. Şimdi incir mübarek, zeytin de çok mübarek. Ama onların maksat Allah Azze ve Celle, yani Şam mübarek toprak, Filistin, Kudüs mübarek toprak, orası Tur-i Sina, Hicaz, Mekke, Medine. Oralar mübarek, yani mukaddes yerler onlar. Onlara üzerine Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Neye yemin ediyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ İnsanı en mükemmel şekilde yarattık. Yani bu daha mükemmel olamaz. Şimdiki sersem herifler yok, böcekten olmuş, yok kurttan olmuş, ondan sonra maymun olmuş da insan olmuş. Onu söyleyen akıldan noksan, kafir, imansız insanlar, şeytanın söylediği şeydir. Allah Azze ve Celle insanı en mükemmel şekilde yarattı. Hiçbir bu şekle müdahale etmek, hiçbir noksanlık yoktur. Yok, bizim maymunun kuyruğu var, bizimki eksik. Bir kuyruk mu takalımdır? Ne kadar acayip olur. Kulaklarımız küçüktür, büyük kulak mı yapalım? Yani öyle bir Allah Azze ve Celle insanı yaratmış, en mükemmel şekilde yaratmış. Bu şey, bir söylenecek şey yok. Bu mükemmel şekil insanoğlu doğuyor. Bebekken yavaş yavaş büyüyüp genç oluyor. Sonra yaşlanıp
en zor zamana geliyor. Gençken insan kuvvetli oluyor, güzel oluyor, yakışıklı oluyor. Yani insanlar beğeniyor onu. Yani bir başka birbirine beğeniyor. Kendini bir şey zannediyor, kibir yapıyor. Allah'ı unutuyor, yapacağı şeyleri yapmıyor. Kötülüğün peşine düşüyor çoğu insanlar. Allah'ı unutmuş oluyorlar. Ondan sonra yok şu noksanım var, bu eksiğim var diye şikayet edip şikayetle hayatını geçiriyor. O insan nasıl oluyor sonunda? İhtiyar, yaşlı, kötü bir vaziyette, üstü başı berbat, kimse ona bakmayacak vaziyette olur. Yaptığı şeyler de kötüyse hiç kimse artık ona vücudunu hırpalamışsa şeyle, haramla, kötü şeylerle, yediği, içtiği şeylerle o insan sonunda esfele safilin dedi. Yani insan tam aşağının en aşağısı, aşağılığı diye geçiyor Kur'an'da. اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ İman eden, iyilik yapan hariç onlar Allah indinde, insanların indinde de dünyada da o kadar düşmezler. Onlar hürmet görürler. Vücutları da kimseyi tiskindirmez. Nur, yaşlandıkça nurları artar. İnsanların saygısı artar onlara. Ondan sonra Allah onlara da ecirlerini ver. Büyük ecirler var onlara. Memnun olacakları gibi ecirler var. Allah Azze ve Celle hikmetle yaratmış diyor. Hikmetlilerin en hikmetlisi Allah'tır. Hikmet büyük bir nimettir. Allah Azze ve Celle ondan kendi verir. Çünkü o hikmet sahibi kendisidir. İnsanlara hikmet olarak ne gerekirse, kime gerekirse ona verir. Bu haktır. Allah Azze ve Celle'nin söylediği haktır. Bunu kabul ediyoruz. Allah bize inşallah hayırlı ömürler versin hepimize ki bu sonumuz kötü olmasın. Seneden seneye insan yaşlanır, hali belli olmaz. Gençken de zaten Allah muhafaza etsin. Gençleri, hem kızları hem erkekleri, çünkü şeytan çoktur. Şeytan bekliyor avlansın bu insanları, kötü akibete götürsün diye. Kötü yola, kötü yolda sonunda kötü akibet olur. Allah muhafaza etsin. İşte onun için Peygamber Efendimiz gençlere de evliliği tavsiye ediyor ki en mühim şey odur. Şeytanın en kolay ulaşacağı şey odur. Evli olanlar da ailelerine baksınlar, başkalarına bakmasınlar. Çünkü o beladan başka bir şey değildir. Allah dediği gibi insanları en güzel şekilde yaratmış. Senin karın da başka kadın gibi güzeldir. Onun için başkasına bakmaya gerek yok. Allah en mükemmel yarattı. İnsan helaline bakarsa haramdan korunmuş olur. Harama bakmayınca Allah Azze ve Celle muhafaza eder. Allah hepimizi muhafaza etsin. Akıbetimiz hayır olsun. Dünyada da Allah düşürmesin. Kimseye muhtaç etmesin inşallah.